yakından bakacağız anlamına geliyor. Malum artık biliyorsunuz konumuz ne? Çiftlik Bank. Aylardır gündemde olan, haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank yöneticileri sıra kadem bastı adeta. Yatırdıkları paraları almak için şirketin merkezine giden vatandaşlar şirketin boşaltıldığını öğrendi. Kurucusunun yurt dışına kaçtığı iddiası var. Çiftlik Bank yönetim kurulu üyelerinden Cemal Çolak'sa Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da ikametine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Önce ayrıntılara bakalım, sonra bu çark nasıl işliyor diye bir uzmana soracağız. Oynadıkça kazandıran, kazandıkça oynanan yeni nesil çiftlik oyunu. Çiftlik Bank internet sitesinin açılışında kendini bu ifadeyle tanımlıyordu. Bir kere ismine bakmak lazım. Çiftlik ismi var. Çiftlik malum son yıllarda fiyatı en çok artan eti çağrıştırıyor. Dolayısıyla et konusunda kamuoyunun zaten bir farkındalığı var. Bu kullanılmış oluyor. Bir de isminde bank var. Yani banka. Dolayısıyla Çiftlik Bank ikisi yan yana getirilmiş durumda. Sitesindeki bilgilere göre bu oyundan inek, keçi, tavuk alınıyor ve bunları beslemek için yem elde edilip o yemler depoda saklanıyordu. Gelen paralarla şirket gerçek yatırım yapıyor, ürünler şarküterilerde satılıyor ve yatırılan paranın en az iki katının bir yılda kazanılacağı vaat ediliyordu. Ancak işler böyle yürümedi. Çok kısa sürede yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlik Bank sırra kadem bastı. Ümraniye'deki genel merkez ofisi birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın nitelikli dolandırıcılık suçlamasında bulunduğu Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydınsa firarda, yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Çiftlik Bank vakası yeni nesil saadet zincirlerini yeniden gündeme taşıdı. Bir girişime ortak olmak isteyenler önce bu işin olabilirliğini iyi analiz etmeliler. Parayı nereden kazanabileceğini, nasıl kazanabileceğini, kendilerine bir para vaadi var ise bunu kazanıp kazanamayacağını iyi sorgulamalılar. Yoksa yanılabilirler, aldanabilirler, aldatılabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre Çiftlik Bank 77.843 kişiden 511 milyon lira topladı. 62.877 kişiye 393,3 milyon lira ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'la eşinin hesabına aktarıldı. Şimdi bir daha böyle şeyler yaşanmasın, kimse mağdur olmasın. Peki bu nasıl olacak? Bilinçlenerek olabilecek. Bu çark nasıl işliyor? İnsanlar nasıl bu ağın içine çekiliyor? Bunların bilinmesi gerekiyor. En başta kazanç elde etmek tatlı geliyor tabii ki ama sonradan iş işten geçtiğinde peki ne yapılması gerek? Telefon hattımızda ünlü menkul değerler yönetim kurulu üyesi Atilla Köksal var. Atilla Bey çok teşekkürler katılımınız için. Merhabalar bu kez onu. Anlatabilir misiniz biraz? Nasıl bir sistem bu? Nereden doğdu? Çıkış noktası nedir? İnsanlar nasıl kandırılarak bu ağın içerisine çekiliyor acaba? Tabii. Bu tipik bir piramit yapı olarak adlandırılan bir yapı. Ta 1915'li yıllarda Amerika'da Charles Ponzi adlı bir kişinin işte çok karlı bir iş icat ettiğini söyleyerek insanlara 45 günde %50, 90 günde %100 kazanç sağlayacağını söyleyip çok büyük paralar toplamasıyla başlıyor. Tabii yürüyen bir sistem değil, böyle getirileri vermek mümkün değil. Charles Ponzi'nin hapse girişiyle bitiyor. Daha sonra 2000'li yıllarda Madoff biliyorsunuz çok büyük bir böyle skandala imza attı benzer bir yapıda. Türkiye'de sanıyorum 70'li yıllarda, 70'li ya da 80'li yıllarda Castelli, Banker Castelli benzer şeyleri yaptı. Yani siz dediniz bir daha bunları görmek istemiyoruz, keşke bunlar bitti ama insanlık oldukça ve insanlar da para kazanması oldukça maalesef bu olacak ve devam edecek. Yani 77 bin kişi 511 milyon TL parayı buraya vermişler. Niçin vermişler? Aylık %20-25 getiri elde etmek beklentisiyle. Şimdi bu gerçekçi bir getiri beklentisi değil. Yani biliyorsunuz yıllık faiz %14-15 civarında. Yani yıllık faiz 15 olduğu bir yerde birisi size ayda %20 vereceğini söylüyorsa yalan söylüyordur. Yani neden size bunu versin ki?
bu kadar karlı bir iş varsa bunu gidip bankadan rahat rahat kredi alabilir. Yılda sizde 17 ile 18 ile bilemediniz 20 ile ve aylık kendisi %20 kazanarak bir ayda onun faizini öder, kalanı da hepsi onun kârı olur. Dolayısıyla burada vatandaşların bu hırs gözünü bürüyünce mantıklı düşünemiyorlar ve bu tür yapıların içine giriyorlar. Sonuçta maalesef böyle oluyor. Bizim şimdi genelde çevrede gördüğümüz şey şudur. Hani bir yakınımızın söylediği şey, inanma potansiyelimiz çok daha yüksek. Bu sistem işlerken acaba şöyle mi oluyor? Yani en başta para aldıkları insanlardan daha sonra aldıkları paralarla onlara belli bir para verip onların çevrelerine ya ben böyle bir şeyin içine girdim gerçekten para kazandırıyor diye bir şekilde hani yalan bir reklam ağı mı oluşturuyor acaba bir taraftan? Çünkü bunlar da çok etkiler ya, bu kadar parayı başka türlü nasıl toplayacak? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bakın 77 bin kişiden işte 511 milyon almış. 60 küsür bin kişiye bunun 300, yani neredeyse 400 milyonunu iade etmiş. Çünkü kazandırdığını göstermesi lazım. Alanlar tabii gidip eşe dosta anlatıyorlar ben böyle karlı bir işe girdim diye. Ama kendileri de çıkmıyorlar. Onlar da devam ediyorlar. Hala işin içindeler. Belki bazıları daha da çok para koyuyor. En sonunda işte bir 110 milyon gibi bir parayı kendi hesabına geçirip kaçıyor. Çünkü sürdürülebilir bir şey değil. Ancak buraya çok büyük kitlelerin devamlı gelmesiyle sürebilecek bir şey. Benim tabii anlamadığım şey bu ismi Çiftlik Bank. Yani bank ismini bu kadar regülasyonun olduğu bir yerde nasıl bank ismini kullandı? Yani biz şimdi bir şirket kursak adına ne bileyim ben bir şirket kursam Atilla Bank desem buna herhalde regülatörün bir dur demesi lazım. Bu isme nasıl izin verdiklerini de anlayabilmiş değilim. Çünkü Abdurrahman Yıldırım da söyledi. Yani bank ismini koyduğunuzda sanki hani arkasında devlet olan bir yapıymış gibi bir intiba veriyor. Belki burada da biraz daha dikkatli olmalıydık diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için Sayın Atilla Köksal. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağı yakından bakacağız anlamına geliyor. Malum artık biliyorsunuz konumuz ne? Çiftlik Bank. Aylardır gündemde olan, haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank yöneticileri sıra kadem bastı adeta. Yatırdıkları paraları almak için şirketin merkezine giden vatandaşlar şirketin boşaltıldığını öğrendi. Kurucusunun yurt dışına kaçtığı iddiası var. Çiftlik Bank yönetim kurulu üyelerinden Cemal Çolak'sa Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da ikametine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Önce ayrıntılara bakalım, sonra bu çark nasıl işliyor diye bir uzmana soracağız. Oynadıkça kazandıran, kazandıkça oynanan yeni nesil çiftlik oyunu. Çiftlik Bank internet sitesinin açılışında kendini bu ifadeyle tanımlıyordu. Bir kere ismine bakmak lazım. Çiftlik ismi var. Çiftlik malum son yıllarda fiyatı en çok artan eti çağrıştırıyor. Dolayısıyla et konusunda kamuoyunun zaten bir farkındalığı var. Bu kullanılmış oluyor. Bir de isminde bank var. Yani banka. Dolayısıyla Çiftlik Bank ikisi yan yana getirilmiş durumda. Sitesindeki bilgilere göre bu oyundan inek, keçi, tavuk alınıyor ve bunları beslemek için yem elde edilip o yemler depoda saklanıyordu. Gelen paralarla şirket gerçek yatırım yapıyor, ürünler şarküterilerde satılıyor ve yatırılan paranın en az iki katının bir yılda kazanılacağı vaat ediliyordu. Ancak işler böyle yürümedi. Çok kısa sürede yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlik Bank sırra kadem bastı. Ümraniye'deki genel merkez ofisi birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın nitelikli dolandırıcılık suçlamasında bulunduğu Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydınsa firarda. Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Çiftlik Bank vakası yeni nesil saadet zincirlerini yeniden gündeme taşıdı. Bir girişime ortak olmak isteyenler önce bu işin olabilirliğini iyi analiz etmeliler. Parayı nereden kazanabileceğini, nasıl kazanabileceğini, kendilerine bir para vaadi var ise bunu kazanıp kazanamayacağını iyi sorgulamalılar. Yoksa yanılabilirler, aldanabilirler, aldatılabilirler.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre Çiftlik Bank 77.843 kişiden 511 milyon lira topladı. 62.877 kişiye 393,3 milyon lira ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'la eşinin hesabına aktarıldı. Şimdi bir daha böyle şeyler yaşanmasın, kimse mağdur olmasın. Peki bu nasıl olacak? Bilinçlenerek olabilecek. Bu çark nasıl işliyor? İnsanlar...